Saçını başını yolacağım. Şu hale bak ya. Sevgi... Çağla... Senin ne işin var burada? Az önce sevgilim demiyor muydun? Saçma sapan konuşma Çağla. Ne sevgilisi ya? Bana sevgilim diyen sensin. Ben de beni bekliyorsun sandım. Sevgilim demiyordum Çağla. Seni annem sandım. Ne zaman hasta olsam gece 5 kere odamı ziyaret ettiği için... ...sevgili annem diye dalga geçiyordum. Oldu mu? Hem senin ne işin var benim odamda? Çıkar mısın lütfen? Kahramanla meyve getirmiş olamaz mı? Tamam Çağla, tamam. Anlaşıldı. Senin saçmalıklarını daha fazla çekemeyeceğim. Çocukluk arkadaşımsın diye ne yapmam gerekiyorsa yaptım. Ama bu kadar abartacağını bilseydim senin Gani'yle orada bırakırdım. Ama o kadar hazırlık yaptım. Evet, görüyorum. Bırak yanında kalayım. Ne gece bir şeye ihtiyacın olursa. Söz veriyorum, susturacağım. Sen merak etme Çağla. Bir şeye ihtiyacım olursa ben sesimi duyuracak birini illa ki bulurum. Zahmetlerin için çok teşekkür ediyorum. Ama artık uyumak istiyorum. Hadi. Ama... İyi geceler. Hadi, hadi çabuk. Hadi, hadi, hadi. Neyse, en azından daha buradayım. Hadi Çağla, hadi. Yüzsüzlüğe bak ya. Hazırlık yapmışmış. Kapıyı da kilitledi. Ya kapıdan kovuyorum, bacadan giriyor ya. Kurtulamayacak mıyım ben bundan? Aslı? Ne oldu? Başka birini mi bekliyordun? Ben her zaman ve sadece seni bekliyorum. Pasta! Pardon. Ya sen benim pastalarımdan ne istiyorsun? Allah'tan bu sefer kafama düşmedi. Ne cadıydın o gün ya. Sen de çok ukalaydın. Ama mavi elbisen, sarı saç bandında çok tatlıydın. Hatırlıyorsun. Tabii ki hatırlıyorum. Arabamın sileceklerini yamultan bir kızı nasıl unutabilirim? İşte o an aşık oldum ben sana. İşte bu dedim ya. Hatun dediğin böyle olur. Bilek. Kıpırdama. Ne oldu ya? Çok tatlıymış. Hı, kıpırdamam. Çok tatlıymış. Şeker komasına gireceğim ya. Ama ben böyle olarak çok kilo alacağım. Çilekli pasta.